Euzu billahi Racim Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resuluna Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmaîn. suat ı Mekki 13. sefir 94. kısım Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla 85. bölüm Hicap ve örtü takvası hakkındadır. Örtüden sakınan var ya, örtünmenin kendinden olduğunu bilir. Üzerinde görülen bir gün geldiğinde dün kaçırdığı şeye ağlar durur. Yok olucu dünyada örtü kaldırılsaydı, habirde kaldırılmadan önce, adamların ulaştığı yere ulaşırdı. Himmetlerin yükseldiği kutsiyet cennetlerine. Hakkın yüzü onların sırrında parlar. Bir vakit dolunayında, bir vakit güneşinde. Aklıyla bir üstünlük görmez, gördüğünde ya da duyumsadığında. Akıldan korktuğu gibi, duyusu da duyusundan korkar. Bu nedenle takva sahibi sakınır. Tıpkı şeytanın temasından sakınan gibi. Allah sana ve bize yardım etsin. Bilmelisin ki Allah şöyle buyurur. Hayır, onlar Rablerinden perdelidir. Bir hadiste Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Allah'ın karanlık ve nurdan yetmiş perdesi vardır. Onları açsaydı yüzünün tecellileri Gözün gördüğü her şeyi yakardı. Bakınız. Bu perdeler ne kadar latif ve gizlidir. Bu aşırı yakınlıkta bile kendisini görmemizi engelleyen perdeler ortadayken Allah biz ona şah damarından daha yakınız buyurur. Bu perdelerin dış varlığını da göremeyiz ve onlar da bizden perdelidir. Allah biz ona sizden yakınız fakat siz göremezsiniz buyurur. Evet. Evet Rabbimiz. Ne seni ne perdeyi görebiliriz. Biz perdenin ardındayız. Sen ise şah damarından hatta daha da yakınsın. Seni göremeyişimizin nedeni de bu yakınlıktır zaten. Kendisini göremeyen insan bize birden yakın seni nasıl görebilir? Yakınlığın zirvesi perdeyken uzaklığın son noktası da bir perdedir. İnsanın belini kıran, aklı hayrete düşüren ve bizim de öğrendiğimiz sır bir uyarı ve ikaz olarak buyurduğun şu ayetin hükmüdür. Allah'ın gördüğünü bilmez mi? Başka bir ayet ise her nerede iseniz o sizinle beraberdir buyurur. Bunun ardından zatına ait perdeler nitelenmiş olman bakımından bizimle kendin arandaki perdeleri kaldırsaydın gözün gördüğü her şeyi zatının tecellileriyle yakacağını söyledin. Alemin, alem nur vasıtasıyla ortaya çıkmıştır ve o senin varlığındır. Nasıl olur da hakikati var etmek olan bir şey yok edici olabilir ki? Burada hayret vardır. Sonra iki durumda kendini sınırlama hükmü altına soktun. Bunu ise bizde yarattığın ve düşünme niteliğiyle meseleyi ince, inceleyen akıl gücü inkar eder. Biz sadece duyu ve akla sahibiz. Sen duyuyla algılanamadığın gibi akılla da algılanamazsın. Böylelikle tanım gerçekleşti. Sen perdenin ardındasın. Dolayısıyla sınırlanmamışsın. Dolayısıyla sınırlananmışsın. Bize perdeden daha yakın isen yine sınırlanırsın. Her şeyi hata eden isen sınırın olumsuzlanmasına daha yakınsın. Hal böyle ise senle bizim aramızda ve bizimle senin aranda olduğunu bildirdiğin perdelerle niçin kendini sınır içine soktun ki? Akıllar hayrete düştü. Hak ise akıllılara hitap eder. Hak kanıtları karşılıklı bir şekilde ortaya koydu. Delilin birinin kabul ettiğini diğeri ortadan kaldırır. Bunlar ancak bir fitnedir. Onunla dilediğini şaşırtır ve dilediğine hidayet edersin. Sen bizim velimizsin. Bize mağfiret et ve bizi bağışla. Bundan daha güçlü bir mağfiret olabilir mi? Allah Hz. Musa'nın hayrını versin. O, bu senin fitnendir derken bize tercüman olmuştu. Sen kullarını kanıtlarla sınarsın. Ortada ise sana ulaştıran bir delil yoktur. Delil, kendisini koyan birini gösterir. Yoksa koyanın hakikatini göstermez. Öyleyse sebir yani ayrıştırma, taksim ve kadim kelamının verisinden sonra gördüğümüz yegane şey senin perdelerin ta kendisi olmandır. Bu nedenle perdeler perde olmuş, onları görememişiz. Bununla beraber onlar nur ve karanlıktır. O, bizi kendisiyle zahir ve batın diye isimlendirdiğin şeydir. Bize Allah'tan sakınmayı emrettin. Allah, perdenin kendisi olmasaydı, müşrik olurduk. Onun üzerinde Ez-Zahir isminden, karanlık ve El-Batın isminden nurani bir perde vardır.'' bizim bir bizim birleyenler olduğumuz ortaya çıktığı gibi senin de perdenin kendisi olduğun sabittir. Biz senden senin vasıtanla perdelendiğimiz gibi sen de bizden zuhurunda perdelendin. Sen bilinmezsin çünkü biz seni isminden ararız. Aynı şekilde meleği de isminden ve niteliğinden arıyoruz. Yani tanımak istiyoruz. Hak o isim veya nitelikle zuhur etmeksizin zatından kaynaklanan bir zuhur ile bizimle beraber olsaydı bizimle konuşur biz de onunla konuşur o bizi bilir fakat biz onu bilemezdik. İşte bu hakkın niteliklerinin yani subuti değil selbi olduğuna dair en güçlü delilleridir. Çünkü nitelikler subuti olsaydı zatıyla ortaya çıktığında bu nitelikler hakkı ishar ederdi. Öyleyse hakkın o olduğunu sadece kendi bildirmesiyle bilebiliriz. Başka bir ifadeyle biz onu bilmede, onu taklit etmekteyiz. Hakkın nitelikleri subiti olsaydı, zatının aynı olacakları için onu gördüğümüz niteliğin aynısıyla bilecektik. Halbuki gerçek öyle değil. Bu durum akılcıların ve teşbihi kabul eden sıfatçılar olan düşünce erbabının inandığından farklı bir hale ortaya koyar. Bu durum bizi varlıkların ayrıntılarında şuna inanmaya götürdü. Varlıkların tavsili, hakkın mümkün mazharlarda onların istidat halindeki durumlarına göre zuhuru, zuhuruyla ortaya çıkmıştır. Böylelikle zuhur eden üzerindeki nitelikler başkalaşmıştır. Çünkü hakkın kendilerinde ortaya çıktığı ayanı sabite farklı farklıdır. Böylelikle varlıklar birbirinden ayrışmış, ayağının çoğalmasıyla çoğalmış ve kendiliklerinde birbirinden ayrışmıştır. Öyleyse varlıkta Allah ve sabit ayağının hükümlerinden başkası yoktur. Şeylik yokluğunda ise mümkünlerin ayağını varlık ile nitelenmeye hazır halde bulunur. Mümkün ayağını sabite dış varlıkta değildir. Çünkü zuhur eden onların hükümleridir. Onların dışta varlığı yoktur, dolayısıyla onlar da yoktur. Aynı şekilde o vardır ve o yoktur. Çünkü o zuhur edendir. Varlıklar arasındaki ayrım sabit ayağının hüküm farklılığı nedeniyle akledilir ve duysal bir ayrımdır. Dolayısıyla o değildir. Ey ben olmayan ben, o olmayan o. Burada ince bir oyun ve gizli bir işaret vardır ki kesin kanıt onu reddeder ve olumsuzlar. Gözler ise var eder ve ortaya koyar. Bundan sonra istediğini söyle. Sana gerçeğin ne olduğunu açıkladık. Öyleyse hiçbir inanç sahibi inancında yanılmadığı gibi hiçbir eleştirmen de eleştirisinde yanılmamıştır. Allah vardır ve alem sonradan olmuştur. Alem vardır, Allah zahirdir. Bilgi Allah'ı bilmemektir. Sarıl bu sözüme çünkü ben yakında yolcuyum. Bilgimden başka da bir malım yok. Evladımdan başka da varisim. İşte mal bu.